Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi üçgende alanın ikinci konu testini gömmeye başlayacağız. Hadi vira bismillah diyelim. İlk sorumuzla başlayalım. Tabii önce odaklanmamızı unutmayalım. Sonra zırt pırt ekran kaymasın. Evet, şu anda her şey güzel gözüküyor. Ne diyor bize? ABC üçgeninin alanının en büyük tam sayı değerini soruyor dostlar. Biz şimdi neyi biliyoruz? Şuradaki açının 45 dereceden daha küçük bir açı olduğunu biliyoruz. Hemen ne yapacağız? Bu açıyı önce bir 45 kabul edeceğiz ve sinüs alan bağıntısından, bakın 1 bölü 2 çarpı iki kenarı çarpıyordum. Yani 6 ile 4 kök 2'yi çarpıyorum. Bir de aradaki açının sinüsü. Yani sinüs 45, o da kök 2 bölü 2 diyor. Buradan kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'dir. Bu 2'yi sadeleştirsin. 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 geliyor eğer 45 olsaydı. Ama açımız 45'ten küçükse sinüs değeri de daha küçüktür. O halde 12'den küçük bir cevap çıkması lazım. Bize 12'den küçük olan en büyük tam sayıyı sorduğundan da cevabımız 11'dir dedik. Ve geldik 2 numaralı sorumuza. Oran vermiş CF, FE'nin 3 katıymış dostlarım. Yani şuraya K dediğimde şurası 3K. Başka, burayı ikiye böldüğünü gördük. Alan BDFE şuradaki dörtgenin alanında 22 birim olarak vermiş. AFC. AFC şurada kenarda bir üçgen var. Onun alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi biz tabii yine oranları dağıtalım arkadaşlarım ve şuradan bir paralel doğru çizelim hemencecik. Şu paralel doğrumuza A dediğimizde kelebek üçgeni görüyorsunuz. 1'e 3 oranı var. A'ya 3A oranı olmak zorunda burada da. A'ya 3A. Şuraya mesela B dediğimde şu küçük yere, şurası o zaman 3B olacak. Ve bakın bu burayı 2'ye böldüyse bu tarafı da 2'ye bölmeli. Yani alt tarafı 4B ise üst tarafı da 4B olmalı. Hatta 1'e 2 oranı orta taban olduğundan burası da 2A olmalı diyebiliriz artık. Şimdi gelelim şu alan dağılımı meselesine. Şuradaki adamın bir şöyle bir köşegenini çizelim. Sonra diyelim ki şuraya biz bir ne yazalım? Şuraya A alanı diyelim arkadaşlarım. A. B'ye A düştü. 4B'ye 4A düşecek diye. Sonra şu tıktıka 5A düştü. Şu tıktıka da 5A düşecek diyelim. Sonra şuraya geldim. K'ya 5A düştü. 3K'ya 15A düşecek buraya normalde. Ve bakın 5 tane küçük A'ya, şöyle 5 küçük A'ya 15 tane A düşürdüm ben. Demek ki 1A'ya 3 tane A düşecek. Burada 2A var. Buna 2A'ya ne yazıyordum? 1A'ya 3A ise buna 6A yazalım. Buna da 9A yazalım. Şöyle yaptık. 6A ve 9A. Ve bakın 3B'ye 9A düştüyse 3 katı, 4B'ye şuraya da 12A düşecek. İşte bütün üçgenin alanları dağılımını yaptık. Şimdi bildiğimiz yere bakalım. Şu 6A ile 5A'nın toplamını, şuradaki dörtgenin alanını, yani 11A'yı bize 22 olarak vermiş. O halde A 2'dir. 12A'yı istiyor. Cevap Bursa'dan geldi. Evet, üçüncü sorumuzdayız. İki tane, hatta üç tane diklik görüyorum. A, B, 90 benzerliği yapacaktık. Hemen şuna A, 90, B yazdım. Şuraya A, 90, buraya da B yazdım. Bakın bu küçük dik üçgende B'nin karşısına 6 geldi. Büyük dik üçgende B'nin karşısına 15 yazacağız, değil mi? Çünkü 8, 15, 17 üçgeni, buraya da 15'i yazdım. Eşittir. Küçük üçgende A'nın karşısına EC düşmüş. EC. Büyük üçgende de A'nın karşısına 8 düşmüş. Şimdi bir sadeleştirme yapayım. 3'e böleyim 2. 3'e böleyim 5. İçleri çarpıyorum 5EC. Dışları çarpıyorum 16. EC eşittir 16 bölü 5 geldi. Benden de bu dik üçgenin alanı isteniyor. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 6 ile 16 bölü 5'i çarpıyorum. 16 bölü 5'i çarpıp bir de bunu 2'ye bölüyorum dostlar. Hatta bu bölü 2'yi
1 bölü 2 diye yukarıya yazalım. Şu 2 ile 16 sadeleşsin, 8 kalsın. 6 kere 8 48 bölü 5, yani Adana'dan geldi sorumun cevabı. Evet, 4 numaraya geldim. Bakın 4 numarada bir 60 derece görüyorum. Hemen 60'ı görünce karşısına diklik indirdim. 90'ın karşısı 6 kök 3. 30'un karşısı yarısı 3 kök 3'tür. 60'ın karşısı da bu 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı. Yani 3 kök 3'ün kök 3 katı. O da 9 yaptı. Bizden şu taradığım üçgenin alanı isteniyor. Artık buna iyice alıştınız dostlarım. Tabanı 4. Bu tabanın, bakın şöyle sağa sola uzatın demiştim, uzantısına A'dan bir yükseklik inecek. O da zaten inmiş 9. O halde 4 çarpı 9 bölü 2'den 18 gelecek sorumun cevabı. Evet, şundayım arkadaşlarım. Kaçıncı sorudayız? 5 numaradayız. Bakalım bu ne diyor? Bir açıortay görüyoruz yine. ADE eşitmiş. ADE oraya falan filan. Şurada 2 var, 3 var. O zaman ayaklar da 2K'ya 3K diye dağılsın. Şurada 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bunu yazalım biz bir. Neyi soruyor? EBD'nin alanı. EBD. Tamam, şuradaki en küçük üçgenin alanını soruyor. Şimdi şu üçgenin, dik üçgenin alanını bulabiliyorum ben. 3 çarpı 4 bölü 2'den, 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 geliyor buranın alanı. Şimdi şuraya da başlayalım arkadaşlarım. Şuna 2'nin katı olan 4A yazalım. 2'ye 4A düştüyse 3'e 2 katı 6A yazacağız dedik. Niye hocam 4A ile başladın? Demiştim ya, bir üçgene ne yazacaksanız içine kaç A yazmak için önce iki kenarını biliyorsanız onları çarpın. Bakın 2K ile 2'nin çarpımı 4 olduğu için bir 4'ün katı yazarak başlamam daha kolaylık sağlayacak bana. Sonra şu 2 ile 5'i kıyaslayalım. Bakın 2'ye 10A düştü toplamda, 10A. Yani 5 katı düştü arkadaşlarım. 5'e de 5 katı düşer. Yani burası normalde 25A'dır. Ve biz 25A'yı 6 diyebiliyoruz. O halde A eşittir 6 bölü 25 çıkar. Bizden de 4A'yı istiyor. Yani şunun 4 katını alın diyor. 24 bölü 25 olur. Cevap Edirne'den çıktı dostlarım. Evet, geldik 6 numaralı sorumuza. 3, 4, 5 üçgeni görüyorum hemen burada. Şuraya 4'ümüzü yazalım. Bizden ABD'nin alanını istiyor. Bakın şu üçgenin alanı isteniyor ve biz bu üçgenin sadece iki kenarını biliyoruz. Ne demiştim size? İki kenarını biliyorsanız o iki kenarın arasındaki açıya bir harf yazın. Ve burada sinüs alan bağıntısı yapın arkadaşlarım. Sadece iki kenarını bildiğin üçgenin alanı soruluyorsa sinüs alan bağıntısı yapılır. Peki A dedim. Şuraya B yazalım. B 90. Bakın burası da A oldu. Artık sinüs alandan yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı üçgenin iki kenarının çarpımı. 4 ile 10'un çarpımı 40. Çarpı sinüs A. İşte bakın A'yı bulmamız için de şurada bir dik üçgen vermiş. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 5 dedim. 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Şu 40 ile sadeleşirse burada 4 kalır. Ve 4 ile 4'ün çarpımı da Adana'dır diyor. 7'deyiz. Bakalım ne diyor? AD, DE'ye ve EC'ye eşit. DH diktir BC'ye. DH'ı 4, BC'yi de 6 vermiş. Şimdi burası 6, burası 4 ise ben şu üçgenin yüksekliğini ve tabanını biliyorum demektir. Hemen alanını bulalım. 4 çarpı 6, 24 bölü 2'den 12 geldi. Bu kırmızı üçgenin alanı. E şunların her biri 3 eşit parçaya bölündüyse şuranın alanı da 6. Burası da 6, burası da 6 olacak. Kırmızı 12 ise 6, 6. Bu da eşit olduğu için bu da 6 oldu. ABD'yi soruyormuş, zaten 6'yı bulmuşuz. Evet, 8 numaralı sorudayız. Paralellikler var. FKE, şuranın alanı 24 verilmiş. Tamam. Bakın şimdi şurayı kapattığımda bu KE orta taban. Şimdi biz şöyle öğrenmiştik arkadaşlarım. Orta tabanlar çizildiğinde, yanları ikiye bölen doğrular çizildiğinde alan en üstteki üçgene A dediğimde bir sonraki 3A, bir sonraki 5A diye gidiyordu. A, 3A, 5A, yani tek sayıların katı. E burada 24 varsa bir sonraki 3 katı olacak, yani 72 şurası.
Ve bakın şuradaki 2 tık tıklı kenara, yani K, K dersen bunlara, 2K'ya toplamda şu üçgen 72 artı 24. Yani 96 düştü 2K'ya. E buradaki 1K'ya ne düşecek o zaman? 48 düşecek. Şuranın alanı 48 birim oldu toplamı. Tamam mı? Unutmayın, 48. Şimdi nereyi soruyor bize? DBK. DBK da şuradaki üçgenin alanı soruluyormuş. Onu da buluruz. Şimdi bu burayı ikiye böldüyse mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Bunu bir söyleyelim. Şu kenar ortayımı çizdiğimde dostlar burası neydi toplamda? 48'di. O zaman şuraya da 24 kalır. Şuna da 24 kalır toplamda. Peki şu paralel doğruya bakalım şuna. Bu paralel doğru Edirne'de 2'ye 1 böldü. O zaman burada da 2'ye 1 şeklinde bölecek. Ve buna ben A alanı dersem buraya 2A demek zorundayım. Ve biz 3A'yı ne dedik az önce? 24 dedik. Demek ki A ne çıkacak? 8. Bize de zaten A'yı soruyormuş. Cevap Adana'dan geldi. Evet, bu da bitmiştir. 9 numaralı sorudayız şimdi. 30'lar 45'ler görüyoruz. Şöyle bir alalım sorumuzu önümüze. Evet, bakalım ne diyor? 30 var, 45 var. Alan ABD eşittir alan AD C'ye. Tamam, sinüs alan yapacağız arkadaşlar. Şu ortadaki harfe bir K diyelim. Bakın bu alan A ise diyor, bu da A. Şimdi soldaki üçgenin alanını yazıyorum dostlarım. Sol taraftaki alanı yazıp sağdakini de yazıp birbirine eşitleyeceğim. Ve sinüs alandan yazacağım bunları. Bunun alanı 1 bölü 2 çarpı 4 kök 2 çarpı K çarpı sinüs 30. O da 1 bölü 2'dir. Eşitmiş sağ taraftaki üçgenin alanına. E bunun da alanı 1 bölü 2 çarpı K çarpı X çarpı sinüs 45. Yani kök 2 bölü 2'dir. Şimdi bakın gidenler var. 1 bölü 2 ile buradaki 1 bölü 2. Şuradaki 1 bölü 2 ile buradaki bölü 2 gidiyor. K'lar da sadeleşiyor. Kök 2'ler sadeleşti. X kaldı. Eşittir kaldı. 4 kaldı. O zaman X eşittir 4 çıktı. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, hadi bakalım 10 numaralı sorudayız şimdi. Bunu okuyalım. Evet, 8 var. 90 derecelerimiz var. ABD, ADB, açıortay olduğunu söylemiş. Bir de dik yamuk olduğunu söylemiş. 8, 12, DEC, DEC. Üçgeninin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. DEC'nin alanı acaba nedir diyor. Peki, şimdi madem ki dik yamuk, şuradan aşağı bir diklik indirdiğimizde biz, şurası A birim ise burası da A birimi olmak zorunda. Bu bir. İki, şu açıortayın kolunu biraz uzatıp da bu kola da bir diklik indirdiğimde bu dikliğin de ben A olduğunu görüyorum dostlarım. Çünkü açıortay ne diyordu? Üstündeki bir noktadan bu kola diklikle bu kola diklik birbirine eşit diyordu her zaman. Sonra şu üçgenle şu üçgenin eş olduğunu fark ettim ben dostlar. Bakın şöyle, açıları bir kere tıpatıp aynı. Şunlara mesela açılara şuna x diyelim, şuna y diyelim. Tersten bu da y, bu da x. Açılar tıpatıp aynı oldu, benzer oldular. Bir de y'nin karşısı a. Bu y'nin de karşısı a olduğu için eş oldular. O zaman burada 90'ın karşısı 8 ise buradaki 90'ın karşısı da 8 olmak zorundadır diyorum. Ve artık şu dik üçgenin alanını çok rahat bulabilirim diyorum. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye böleceğim. 8 ile 12'yi çarp ve 2'ye böl. Şunları sadeleştirdim. 6, 6 kere 8 Edirne'den gelmiştir. Evet, 11 numaralı sorumuz. ABCE, ABCE dörtgeninde AC paralel BE. Tamam, bu bir yamuk o zaman. BD'nin 5 katı. Şuraya 5K diyelim. DE'nin 2 katı. Şuraya da 2K diyelim. Tamam. DEC'nin alanı 6. ABD'nin alanı nedir? 2'ye 6 düştüyse 3 katı. 5'e 15 düşer 3 katı. Cevap 15'tir. Tabii bunu ben şimdi bir ispatlayayım size de arkadaşlar. Şimdi bunu birkaç farklı yolla ispatlayabiliriz. Mesela alan kaydırma yapabiliriz eğer istersek. Yani şu A noktasını hatırlayın. Paralel iki doğru arasında tepe noktasını tutup C'ye getirdiğimde üçgen şöyle oluyor. Bakın şu kırmızı üçgen oluyor artık.
Ve bu kırmızı üçgenin de alanı eskisiyle aynı. Yani bu da 15 oluyor. Dolayısıyla artık bu iki üçgenin 6 ile şu 15'lik üçgenin, ha bunu zaten sonra bilmiyoruz da neyse, aynı olduğunu bilelim. Bu da bununla eşit. Şimdi tepe noktaları aynı olduğu için 2 ile 5'liği kıyaslayabilirim. 2'ye 6 düştüyse 5'e 15 düşer deyip, burası 15 ise önceki hali de 15'tir diyebilirim. Bu birinci yol. İkinci yol, şuradan aşağı bir yükseklik indirdiğimde h derim buna. Bunun da yüksekliği kesinlikle h'tır. Çünkü paralel iki duvar arasında nereden yükseklik indirirsen indir, hepsi h olmak zorunda. Yani eşit olmak zorunda. Şimdi bunun alanı h çarpı 2k bölü 2 6'ymış. 2'ler gider. H çarpı k'ya 6 bulmuş olduk biz. Peki bunun alanı h çarpı 5k bölü 2'dir. H çarpı 5k bölü 2'yi de bize soruyor. H çarpı k 6 idi. H ile k'nın çarpımı 6. Bir de 5 var burada. 5 ile de çarparsam 30. 2'ye bölersem 15. Böyle de ispatlayabilirim. İşte size iki farklı yolla ispat. Pekala, hemen 12'ye geçiyoruz. ABC üçgeninde bakalım neler vermiş. Diklikler var. Bir sürü AD. Neresi orası? Şurası. 3K derseniz diyor buna. AC. Neresi? Şurası. 4K olacak diyor. 3K, 4K. Hemen şuraya da 5K'yı yapıştıralım. 3, 4, 5 üçgeni oldu bu. Ve bakın yüksekliğimiz ne geldi? 12. Aslında yükseklik 12 ise bu 9, 12, 15'tir. Yani 15, 20, 25 üçgenidir. Ben bunu tabii daha önceden bildiğim için, yani bu üçgenden milyonlarca kez gördüğüm için biliyorum. Ben şimdi sizin için ispatlayacağım bunun nasıl 15, 20, 25 üçgeni olduğunu. Neyse, 12 ABD'nin alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen ispatlayayım arkadaşlarım. Bakın şu beyaz dik üçgenin, şu beyaz dik üçgenin alanı 3K çarpı 4K bölü 2 değil midir dostlarım? Şuraya yazıyorum. 3K çarpı 4K bölü 2'dir. Bunu dik üçgenin alanından buldum. Aynı zamanda bunun alanı yüksekliği 12, tabanı 5K çarpıp 2'ye bölersem de bulmuş olurum ki hemen şu 2'ler gitsin. Şu K'nın 1 ile şu K sadeleşsin. 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. Şu 12 sadeleşsin. Bakın K eşittir 5 kaldı. K 5 ise burası 20'dir. Burası 15'tir. Burası da 25'tir. Hatta bakın 9, 12, 15 üçgeninden burası da 9'dur. 3, 4, 5'in 3 katı. Bu 9'sa burada 9'dur ve bizden istenilen taralı alanın tabanı 9, bu tabana inen yükseklik de 12'dir. Demek ki 9 çarpı 12 bölü 2 benim aradığım alan. O da 6, 6 kere 9, 54. Yani şu dikliği niye indirmiş ben de anlamadım. Olur, kafa karıştırsın diye de indirilmiş olabilir. Pekala, 13 numaradayız dostlar. Hemen okuyalım 13 numaramızı. Şimdi ABCD dörtgeninde AC ve BD köşegendir. Tamam. DE'ye 2K derseniz diyor, BE'ye 3K diyeceksiniz. Tamam. AE'ye 3M derseniz diyor, EC'ye de 2M diyeceksiniz. Alan ABE 18 olarak verilmiş. Bakın 3M'ye 18, yani 6 katı, 2M'ye 12 düşer o halde. Yine 3K'ya 12, yani 4 katı, 2K'ya 8 düşer o halde. 2M'ye 8, yani 4 katı, 3M'ye de 12 düşer. Bunu da yazalım. Şimdi ne soruyor? Alan DEC. 8'i bulmuşuz zaten. Cevap Bursa'dan geldi. Evet. Geldik şuna, 14 numaralı sorumuza. ABC dik üçgeninde bir açıortay çizilmiş arkadaşlarım. Buna göre alan DEC. Şimdi dostlar önce şurayı görmeyelim. Bakın bu bir dış açıortay. Dış açıortayın teoremini yapıyorum. Yakın kol bölü uzak kol. Yani 3 bölü 6 eşittir. Birinci ayak BE bölü ikinci ayak BC. Şimdi demek ki BE'nin BC'ye oranı 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. O zaman ben BE'ye 1K yazarsam BC'ye 2K yazmalıyım. Demek ki buraya da K kaldı. Hatta bakın demek ki bu 3 kenar ortaymış. Alanı da 2'ye böldü. A diye. Benden DEC'nin alanını, yani
A'yı istiyor aslında arkadaşlarım. Kaldırdım elimi. Bakın ben şu üçgenin alanını bulabiliyorum. Şurayı. 2A'yı bulabiliyorum. Çünkü 2A'nın tabanı 6. Yüksekliği ise 4. O zaman 4 çarpı 6 bölü 2 yani 12 çıkar 2A. A ne çıkar bu durumda? Tabii ki yarısı 6. Evet, 15 numaralı sorudayız. Burada bir oran verilmiş. Tamam, 2'ye bölmüş. DE paralel BC. Demek ki bu buna paralelse ne öğrenmiştik? Edirne'de de aynı şekilde bölecek. Yani burayı da 2'ye bölecek. Hatta bunun orta tabanı oldu. Şunu da bir yazalım. BF'ye 1K derseniz FC 3K olacak diyor. Tabii ki burası 4K ise bu orta taban olduğu için 2K olacak bu da. Alan ADE'yi 12 verdim diyor. Alan EFC. Şimdi dostlar şuradan aşağı bir yükseklik indiriyorum ve H diyorum buna. Buradan aşağıda bir yükseklik indirdiğimde bu da H olmak zorunda. Çünkü neden? DE orta taban. Yani yukarıdan aşağı komple bir yükseklik indirirsem buna bu yüksekliği DE orta taban olduğu için hep 2'ye bölecek. H, H. Tabi buraya H dediysem bunun da yüksekliği H oldu mecburen. Şimdi biz şu yukarıdaki üçgenin alanını biliyoruz. Bakın tabanı yüksekliği H, tabanı 2K bölü 2, 12'ymiş. İkiler gitti. H çarpı K'ymiş 12 olan. Tamam. Şimdi bunun alanını soruyor bize. Şuradaki üçgenin alanını. Onun da tabanı 3K, yüksekliği H bölü 2. K çarpı H'ı biz ne bulduk? 12. 3 ve 12'nin çarpımı 36. Bir de 2'ye bölersem 18 olur sorumun cevabı. Evet, 16 numaradayız. G noktası ADC üçgeninin ağırlık merkeziymiş. A, D, C'nin ağırlık merkeziymiş. O zaman şurada 1'e 2 oranı kesinlikle var. Tabana 1, açıya 2. 3 verilmiş, 4 verilmiş. Alan A, B, D. Şimdi bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin tabanı 4. Bu tabana A'dan bir yükseklik inecek. A'da indirdim H. Nereye indiğini bilmiyorum. İçine de inebilir, dışına da inebilir. Önemli olan buraya dik indiğini bilmek. Ve bakın şu da dik indiği için bunlar birbirine paralel. Hemen benzerlik yapıyorum. 1'in 3'e oranı var. 1 bölü 3 eşittir. 3'ün yüksekliği yani H'a oranı var. Buradan H'ı 9 bulduk. Tabanımız 4, yüksekliğimiz 9 bölü 2'den 18 çıktı. Sorumuzun cevabı. Evet dostlar, konu testi 2'yi de gömdük. Şimdi bir sonraki videoda da konu testi 3'e geçiyoruz. Kaç tane konu testi var bunun? 3 var. 4 var. 4 taneymiş. Tamam. 3 ve 4'ü de çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.